Merhaba, programa hoş geldiniz. Arada bir tane program yapsam da neredeyse bir hafta ara verdik sayılır. Geçen yola çıktığımda hemen hemen her gün programları devam ettirdim ama bu sefer yapamadım. Gerçekten hem o kadar koşturmanın arasında anormal sıcağın baskısıyla yapamadım. Bir de biraz haber vermeden de olsa bu konuda özür diliyorum. Biraz uzaklaşayım istedim. Çünkü bu kadar cahil insanları aylardır, yıllardır dinleyip onlar üzerinden yorum yapmak, analiz yapmak gerçekten insanın psikolojisini bir bozuyor yani. Eşim Hilal boşuna değil ben Erdoğan dinlerken odadan kaçıyor ve kulaklıkla dinliyorum yani. Başka şansım yok. Şimdi bu süre ilginç geçti çünkü gerçekten biraz dinlendim ama ya hiçbir şey iletemiyorum. Rahatsızlığını da yaşadım. O yüzden bir daha gittiğimde gideceğim. Yeni randevular var. Ama tarihi belli değil. Randevu günlerini onlar belirleyecekler. Tekrar gideceğim Fransa'ya fakat ilk yaptığımda gibi program yapacağım. Şimdi o yaptığım 2-3 programdan bir takım serzenişler var. Onlarla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. İşte Erdoğan hastalanmadı. Bakın 15 gün değil, 4 gün sonra çıktı falan diye. Eğer hastalanmadığına inanıyorsanız Cumhurbaşkanlarıyla yabancı heyetlerle görüşmelerde iyice bir izleyin. Bir şey fark ettiniz mi bilmiyorum. Erdoğan ilk defa prompter olmadan konuştu. Neden? Büyük bir olasılıktan nasıl bir ilaç kürüne girdiyse yakında da olamayacağına göre uzaktan prompteri okuyamıyor herhalde ki elindeki sayfadan okumaya başladı ve gözlerde bir sorun var. En fazla 3 cümle sonra sayfa değiştiriyor. Yani bayağı büyük harflerle yazmışlar ve önünden okudu. Yani müsamereye çıkan çocuk gibiydi. Tabii bu hastalık meselesinde başka bir şey de var. Bu cumhurbaşkanları geliyor, başbakanlar geliyor, yabancı heyetler geliyor. Bunlar en az 4 ay, 5 ay, 6 ay önceden, bazıları 1 yıl önceden alınmış randevular. Yani bunlar yazışıyorlar, ona göre cevaplar gidiyor. İşte ne bileyim ben benim başka bir işim var, gelemem şey ya da gelme deniliyor falan filan. Öyle bir arkadaşım bana telefon açıp da geliyorum demesi gibi bir şey değil bu cumhurbaşkanlığı ya da başbakanlık. Hatta bakanlık, müdürlük. Bunlar çok önceden tasarlanarak yapılıyor. O yüzden Erdoğan diğer cumhurbaşkanlarını, başbakanları biraz bekletti ama İtalya Cumhurbaşkanı'nı bekletemedi. Orada çıkmak zorunda kaldı. Ama her halinden çok ciddi hasta. Hasta derken illa geçirdiği o ameliyat olduğu kalın bağırsak olayından ya da şeyden bahsetmiyorum. Söyleyin Sara hastalığından bahsetmiyorum, Sara krizinden falan bahsetmiyorum. Erdoğan'da başka bir şey var. Erdoğan psikolojisi gerçekten kaybetme psikolojisine girmiş, psikolojisi gitmiş olduğu gibi. Yani o artık kendine güvenen Erdoğan yok. Erdoğan artık kesinlikle kendine güvenmiyor. Yani ben bittim diyor, çatacak yer arıyor ya da nasıl devam ederim arıyor. Çok üstü kapalı geçeceğim çünkü okudum anayasa maddelerini ama daha tam işin içini çözemedim. Erken seçim diyoruz hep ama acaba Erdoğan bir numaralar yapıp Cumhurbaşkanlığını uzatabilir mi? Böyle bir olasılık da var. Yani ilk önce 6 ay, bunlar işte savaş durumu, iç savaş durumu falan filan buraya kadar gidebilir mi? Ama hep söylediğim bir şey var. Erdoğan kendisi aday olmayacağı için bunların hangisini deneyecek? O halden kalayım, bir 6 ay daha uzatayım, toparlayabilir miyim acaba diye. Gerçekten çelişkiye düşüyor insan Erdoğan'ın yapabileceklerini. Çünkü çok zayıf bir durumda. Asker yanında değil. Yani hala bir takım askerlerin Erdoğan'ın yanında olduğunu zannediyorsanız bu da yanılıyorsunuz. Yani Erdoğan'ın kalması için askerin böyle bir niyeti yok. Hulusi Akar'ın inattan 5 yıl daha Genelkurmay Başkanlığı'nı uzatması da bir parça kendisini garantiye alması, kendisini suni genelkurmay başkanı olarak tanıtmasını, yani Erdoğan da giderse oradan kendini kurtarmaya çalışacak. Tabii yasa değiştirilip emekli edilir mi? Askeriye elen bu kadar
yasalar üzerinden oynanır mı onu bilemiyorum çünkü. Riskli bir konu askeri eğlen siyasetçilerin bu kadar. Erdoğan 5 yıl uzattı Hulusi Akar'ın isteği üzerine. İktidar gitti, ben bunu tekrar eski haline çevireyim'i anında yapmak o kadar kolay bir şey değil. Tekrar askeri bir siyasetin içine çekmek olur bu. O yüzden bilemiyorum nasıl düzeltilir. Ama Hulusi Akar gidişatı gördüğü için kendisini bir açıdan garantiye alıyor. Çünkü dediğim gibi o garip elbiseler giyiyor, askeri elbiseler kendisine has yaptırdı. Seçimle beraber Erdoğan iktidar gittiğinde Genelkurmay Başkanlığı'na ya da askeriye hükmedemeyecek ve yani sıfır bir şey olacak. Ama yargılanmamak üzere oradan kendine bunlar askeri kararlardı. Ben de esasında suni bir genelkurmay var. Yani dediğim gibi analizi çok zor şeyler. Ya da Cumhurbaşkanlığı adaylığına giderse gene Genelkurmay Başkanı'nın kendini desteklemesi yerine geleceğin ya otur oturduğun yerde ya aday ol ya da Milli Savunma Bakanı ol bize fazla karışma noktasına getireceklerinden korkuyor Hulusi Akar. Yani hepsi bir korku içerisinde. O yüzden erken seçim yerine bir uzatmaya gidilir mi diye düşünüyorum. Tabii bu psikolojisinin kolay kolay düzelmeyeceği çok belli. Çünkü her anket bir öncekinden daha beter. Yani giderse, normal tarihte seçime giderse %20 ile %25 arasında düşecek diye bir düşüncem var benim. Yani öyle kolay kolay 30'ları 35'leri bulamayacak gibi düşünüyorum. Çünkü ekonomiyle ilgili aklı başında laf söyleyecek bir tane adam kalmadı etrafında. Ergenekon'da kalmadı. NATO ile beraber hareket edecek. NATO'nun dediklerini yapacak. NATO'nun dediklerini de tabii Erdoğan hareket ettiğinde kendi işini de bitirecek. Çünkü aynı zamanda NATO'ya da kendisine göre bir tavır koyuyor. İşte İsveç, Finlandiya üzerinden ama onun da yürümediği ortaya çıktı. Evet, bu savaş ve o hal ilanı için bir şeyler yapacak mı ve kendi Cumhurbaşkanlığını bir 6 ay uzatacak mı? Ondan sonra bir de meclisten uzatma hakkı var. Bunları iyice incelemek lazım. Şimdi ikinci konu, bu geçtiğimiz son dönemlerde yaptığım ve tartışılan ikinci konu Sedat Peker'den olan düşüncelerim. Orada bir yanlış anlama var. Ben Sedat Peker niye bu açıklamaları yapıyor falan buna benzer hiçbir şeyden bahsetmiyorum orada. Ben yani o işte sosyalizmi anlatacağım, Sivas Madımak'ı anlatacağım olayında tavrımı koydum. Herkesin bildiği bilmediği şeyler var. O yüzden bazı şeyleri de bırak biz kendimiz anlatalım ne olduğunu biliyoruz. Çünkü Madımak olayı hep yanlış ve ters anlatılıyor. Madımak olayı hep söylediğim gibi, inatla söylediğim gibi ve inatla söyleyeceğim gibi Derin Devlet'in Doğu Perinçek kanadına emrettiği ve ona yaptırdığı bir olaydır. Aydınlık Gazetesi'nde Şeytan Ayetlerini yayınla. O sırada Aziz Nesin başyazar ve sahibi. Sen işin içinden sıyrıl. Sivas'taki olaylar öncesi bütün gazetelerde Şeytan Ayetleri üzerinden baskılar yapsın, el ilanları yapılsın. Şeytan Aziz diye bildiriler yayınlansın. Bu kadar basit. Yani o yüzden tamam Derin Devlet'in şu, onu zaten oradaki, yani Türkiye'deki herkes biliyor artık. Bu tip bütün olayların Maraş'ın falan filan ama hangi grubun başlattığı ve neden başlattığı, kime karşı başlattığı bu çok önemli. Söylediğim bu, yoksa herkes istediği açıklamayı yapar. Biz zaten aynı açıklamaları yıllarca yapmışız. Sedat Peker bu işin içinden birisi olarak yaptığından dolayı daha inanılır, daha dinlenilir oluyor. Çünkü biz sonuçta onun kadar inandırıcı olamıyoruz. Çünkü biz ilk defa bu dönemde vatan hainliğinden suçlanmıyoruz. Biz oldum olası bir dönem Sedat Peker'e de göre vatan haini insanlar olduğumuz için bizim inandırıcılığımız dar bir çerçevede kalıyor. O yüzden mutlaka bunlar yapılmalı ama dediğim gibi yani bazı şeyleri abartmadan, kendisi de söylemiş bir açıklamasında, evet biraz megalomanım diye, işte onu bir sınırlaması gerekir diye düşünüyorum. Bir konu daha vardı, yani HDP'nin bu son kongresinden sonraki bir takım açıklamalarla ilgili. Evet, bir takım kişilerin gelmesinden rahatsızım, bunu çok açık söylüyorum. Erdoğan'ın bu noktaya gelmesinde payı olan insanların şimdi HDP'de Erdoğan'a karşı birlikte mücadele edeceklermiş gibi, danışma kurulunda onlara bilgi vereceklermiş gibi bulunmaları beni rahatsız ediyor. Çok açık ve net söylüyorum, sadece beni değil birçok insanı rahatsız ediyor. Yani bu ülke şu anda muhalif olan herkesin birleşmesi noktasında garip bir tartışmanın içerisine girdi.
bu dünyanın hiçbir yerinde olmaz. Yani bu kadar birbirine zıt insanların mevcut iktidara karşı illa da birleşerek hareket etmek zorunda değiller. Ve bu hep şeye geliyor işte, yani ne olursan ol gel, hayır gelme. Yani ben rahatsız oluyorum, o ne olursan ol gel. Çünkü benim verdiğim mücadeleye gelmen için bir şey olup da gelmen lazım. Bunu sadece bu son dönem katılan insanlar için söylemiyorum. Buna benzer çok tartışma var. Burada yaptığımız toplantılarda da bu aynı sorun ortaya çıktı. Biz bir demokrasi ve sosyalizm mücadelesi veriyoruz önünde sonunda. O yüzden bir takım konularda diyelim ki HDP ve onun gibi düşünenlerin 10 tane ana maddesi var. Yani bunlardan sadece birisinden ittifak yapıp bir demokrasi mücadelesi yapmak ya da ikisiyle ittifak yapıp şu anda lazım demek bana çok da doğru gelmiyor. Bunu CHP de deniyor. Bunu inatla esasında derin devletin basındaki gazetecileri ve aydınları diyeceğim ama akademisyenleri demek daha doğru olur. Onlar da açıklıyorlar. Yani işte aynı soru herkesin derdi. Nedir o? HDP Millet İttifakı'na niye alınmıyor? Kimin derdi? AKP adına televizyona çıkanların derdi. Sizin niye derdiniz bu? Onların derdi değil de. Onun için söylediğim bu verilen mücadelede hep bunu gazete ve televizyon olayında da yazdım. Erdoğan'a ve AKP'ye muhalif diye herkesle birlikte hareket edemeyiz. Herkesin propagandasını yapamayız diye düşünüyorum. Yani sonuçta o da dediğim X kişi çıkıp partisinin propagandasını yapıyor, konuşuyor. Bu konuşmanın içerisinde AKP ve Erdoğan'a karşı cümleler olunca o konuşma ya da o konuşmayı yapan insan demokrat olmuyor. Demokrasi o kadar basit bir şey değil. Zor bir şey. Ve dar bir şey. Demokrasinin dar olduğunu söylediğim için zaten ya işte ne olursan ol gellen olmuyor bu iş. Bazılarınız gelmeyin. Bunu çok geniş kapsamlı söylüyorum. Bir daha söylüyorum. Yanlış anlaşılıp da sadece HDP danışma kurulu açısından söylemiyorum. Gazeteler, programlar, herkesin alınması gerekiyor. Yani bunu HDP için söylemiştim ya işte. Ya iki tane ama üç tane kriter belirlersin. Böyle aday olursa ben yokum dersin. Hiç toplantıya gitmene gerek yok. En keskin ana çizgilerini ortaya koyarsın. Bunu aynı mantıkla televizyonların, gazetelerin, sivil toplum örgütlerinin de yapması gerekiyor. Evet, programım biraz durgun, konuşmamın durgun olduğunu farkındayım ama neredeyse sadece bir saatlik bir uykuyla duruyorum. Neden derseniz 7 civarındaydı trenim. O 7 civarında olursa ya 11'de yatacaksınız, 12'de yatacaksınız, işte 5.30-6'da kalkıp geleceksiniz ya da benim taktiğim hiç uyumadan yola çıkacaksınız treni ya da uçağı kaçırmamak için. Ben öyle yaptığım için bu uzun yolculuklar sonrası böyle biraz yorgun ve durgun oluyorum. O yüzden mazur görün, özür dilerim. Evet, söyleyeceklerim bunlar. Dediğim gibi yarından itibaren tekrar hemen hemen her gün bir program yapmaya devam edeceğiz. Evet, yarına görüşmek üzere ya da bir sonraki programa görüşmek üzere.